gençler inşallah Çorum'da sizlerle beraber bu işe gönül verdik. Başladık elhamdülillah. Karınca kararınca Rabbimizin ismini yükledik. Ayakta kalmanın gayreti içerisindeyiz hep beraber. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Böylece devam ediyoruz. Tabii bugün biraz da siz arkadaşlarımızı çağırdık. Ki bu kardeşimiz de zaten Fatih Efendi'nin yanından geliyor. Efendiyle birebir istişare yapıyor. Hem kafamızdaki sorular varsa, sorunlar varsa, bazı şeyler niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor denilenler varsa onları rahatça ifade edelim. Soralım. Bu kardeşimiz veya bizler bildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışırız. Cevap veremez de çıkamayacağımız bir durum varsa eğer de pazar günü Efendi Hazretleri yine geliyor zaten. İsteyeni birebir de görüştürürüz. Çözülemediği soruyor da bu kardeşimiz iletiriz. Efendim böyle böyle bir Kırıkkale'de de toplantı yaptık. İki gün önce bu arkadaşlarımız Kırıkkale'de dergahta da böyle bir toplantı yaptılar. Konuşulanlar konuşulsun, zehirler dökülsün. Bu iş nasıl devam edecekse, neler yapmamız gerekiyorsa üzerimize düşenleri yapalım. Bu iş bana uymuyor kardeş, ben Allah yolunda açık etsin diyen varsa da onun ayrılma yolu nasıldır? Yani çünkü biz buradan ekmek yemişiz, su içmişiz, buradan faydalanmışız, istifade etmişiz. Yani buradan giderken de gönül rızasıyla gidelim. Yani bulunduğumuz yeri pisletmeden gidelim. Laf söz söyletmeden gidelim. Boynumuzu bükelim, üzerimize düşen o prosedür nasıl olacak? Yani Allah göstermez, ben hiçbir kardeşimin o duruma düşmesini istemem de. Ama eğer adamın son kararı bu ya, ne derseniz desin, ben doğrultmuşum o işe artık diyorsa, bu kardeşimiz de yani usulü nasıldır bu gitmenin, değil mi? Yani bu kardeşim, Fatih kardeşimiz onu da izah etsin inşallah bize. Ve bu şekilde bu fitne durumunu kapatalım. Çünkü fitne kapısı açıktır. Onu uyandırana lanet olsun diye hadis-i şerif var, biliyorsunuz. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e diyorlar ki senden öncekilerin döneminde fitne yoktu, fesat yoktu. Senin döneminde bunlar çıktı. Bu senin bir eksikliğinden mi ya Ali deyince. Yani onların döneminde onların ashabı bizdik diyor. Ebu Bekir'in, Ömer Hazretleri'nin ashabı bizdik. Bir şey duyulduğu zaman onun kapatmasının nasıl olduğunu biz bilirdik, kapatırdık. Fitneye meydan vermezdik. Benim ashabım da sizsiniz. İşte sizin yaptığınızda ortada diye güzel bir bu durumu özetleyici açıklamada bulunmuş. Malum ülkemiz bir darbe sürecinden geçti. Bu darbe sürecinden sonra da gerek piyasada konuşulanlar, gerek herkes artık bu sosyal medyadan mesela takipçilerinden çok kafa karıştırıcı vesaire durumları var. Bir üçüncü olarak artık yeni düzende, yani bu darbeden sonraki cemaat-devlet ilişkilerinde biz nasıl bir yol çizmeliyiz, nasıl hareket etmeliyiz? Mesela İpek Efendim dedi ki karda yürüyüm izinizi belirtmeyin derdi mesela, değil mi? Yani yeni düzende ben tamam bu cemaatle yürümek istiyorum diyenler nasıl yürümeli? Yani nelere dikkat etmeli? Bunun istişaresini inşallah Allah'ın izni keremiyle yapalım. Kardeşlerim, benim söyleyeceklerim bunlar. İnşallah üzerimize laf söz düşerse zaten söyleriz. Bizler de inşallah Allah'ın izni keremiyle kalbimize soruyorum. Yani ben bütün yapılanları, söylenenleri dinliyorum. Kalbime soruyorum. Kalbimde bir şey var mı yok mu ona bakıyorum. Vicdanım rahat olduğu için de sıkıntı görmüyorum. Ama belki size izah edemeyeceğim durumlar vardır. Sizin izah edeceğiniz durumlar vardır. Bunun için net olmak ve içimizdeki zehiri dökersek eğer ondan kurtuluruz. Yoksa o akar gider. Bir üçüncüsü de her şeyi o işin ilmi olan, o işte uğraşan, o işte çabalayan insanlarla istişare edilirse daha güzel olur. Yani sen tarikat ilmini ilahiyatçı olup da tarikatla ilgisi olmayan bir adama sorduğun zaman başarılı sonuçlar alamazsın. Başarılı cevaplar alamazsın. Ama hem ilahiyatçıdır, hem tarikatın ve tasavvufun içindedir.
o adama sorarsın, daha net cevaplar alırsın. Ama cami imamına sorarsan veya bugün başka birisine tamam sorarsan bunları alamazsın. Ben geçtim hocam. Onun için kardeşlerim, yani bizim gitmemiz, şuradaki herkes bu tarikattan ayrılsa, çıksa buranın kaybedeceği bir şey yoktur. Hasan Hüsamettin Uşak'a giden belli bu iş devam etmiştir. Zemin dakika. 3 kişiyle de olsa, 50 kişiyle tamam, de olsa bu işine devam edecektir. Burada bizim alacak mıyız buradan, verecekti miyiz? Biz buraya girmeden önce nasıldık, girdikten sonra nasıl olduk? Yani onlara göre karar vermemiz ve onlara göre değerlendirme yapmamız aslında daha esas olacaktır. Tutup da yani bir cami imamıyla, tutup da bir mahalledeki arkadaşımızla veya bu işleri bilmeyen bir kişiyle bu işleri istişare yaparsak Allah'ın izni keremle doğru yolu bulamayız. Onun için istişare meclisinde her şeyi konuşmak vardır. Doğru olur, yanlış olur vesaire olur. Kesinlikle konuşalım, tartışalım. Ve ondan sonra da aldığımız kararlara uyacak bir şekilde devam edelim diye düşünüyorum. Ben de bu kardeşlerimiz Allah razı olsun geldiler. Dün Fatih Efendim'le de istişare yaptılar değil mi? Yani böyle böyle durumlarla ilgili efendim ne yapabiliriz? Genç arkadaşlarımızla bir araya gelelim, görüşelim diye. Efendi Hazretleri de olur verdi. Kadir Efendi de iyi olur, çok iyi olur dedi. Bir araya gelip bazı şeylerin konuşulmasında yarar vardır dedi. Herkesin haberi var. Böyle habersiz gizli bir şey yok burada toplantımız. Belki yüzlerce insana mesaj geldi ama birçoğu belki hiç umursamadı, önemsemedi. Allah razı olsun sizler çıktınız, geldiniz. İçinizde bir yara var ki geldiniz yani. İçinizde bir yara olmasa, bir sızlama olmasa vesairesi olmasa buraya gelmezsiniz diye düşünüyorum muhterem kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sözü Fatih kardeşimize bırakıyorum. Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık. Güzel bir mukaddime giriş yaptım. Biz de inşallah biraz lafı toparlayalım ona göre. En son belki kardeşlerden kafalarına soru sormak isteyen, takılan mevzular olan varsa onlar da suallerini sorabilirler. Biz de gücümüz yettiği kadar inşallah yani 20-25 senedir bu yoldayız. Yani İbrahim Pek Efendi Hazretleri'ni görmüşüz. Onun hizmet metotlarını iyi biliyoruz. Şimdiki süreci iyi tanıyoruz. Yani tahlil yapma konumunda bir yapımız, durumumuz söz konusu. Çünkü bir insanın eskiyle yeni görmesi lazım ki doğru bir karar verebilmesi için. İnşallah o konumda kendimi yani yani bir üstünlük edasıyla değil de yani bilir kişi sıfatıyla diyelim böyle bu konular hakkında bir şey söylenecekse, bir karar verilecekse herhalde bunda şu yani kardeşlerimizin içinde bu cemaat içinde herhalde bizim bunda payımızın olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizi hayırlara isabet ettirsin. Doğru olan sözleri bizlere söylettirsin. Yanlış kelam sarf etmekten ve üstadlarımızın gönlünü kırmaktan, onların gözünden, gönlünden düşmekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Şimdi muhterem kardeşlerim biz yani bir evliyaya nispeti olan insanlarız. Bir veli insan. Allah'a yakınlığına inandığımız, itikad ettiğimiz bir insan. Ve onun elinden tutmuşuz. Hepiniz bu belki şerefe, hepiniz bu şerefe, bu şerefe nail olmuşsunuz, olmuşuz. Dolayısıyla bu şerefin bizden istediği bir takım böyle payeleri vardır. Yani o da nedir? İşte bu kapıda, bu yolda insandan beklenen şeyler hizmettir. İşte denilirse ki başka nedir? Teslimiyettir. İşte başka nedir? İşte efendim bu yola sıdk ve sadakatle efendim bu yolda berdevam olmaktır şeklinde bunu üç maddede sıralayabiliriz. Madem öyleyse bunu yerine getirmeyen insanların yani teslimiyeti olmayan, bir de olmayan, evradı olmayan insanların bunları yapmadıkları takdirde bir de cisimleriyle bu işin içinde olduklarını hesaba katarsak geriye ne kalacak kardeşlerim? İş yok, hizmet yok, evrat yok, zikir yok. Ne geriye ne kalacak? Büyüklerin tabiriyle kıylukal kalacak. Yani laf ve söz kalacak. Ya bu laf ve söz o kadar efendim yani keriftir, yani malzemedir ki tabi kullanan kişiye göre değişir. Adam bunu kullanarak yani birçok insanın belki zihinlerinin sapmasına, belki birçok insanın böyle idlal olmasına, ayaklarının kaymasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz işte kıylukal ehli olan insanların sözlerinden ziyade bu işi gerçekten samimiyetle yapışmış, bu işin efendim arkasını güden,
bu işin derdini kendini az önce hocamın beyan ettiği gibi buraya kadar geldiniz. Yani bir dert sahibisiniz ki geldiniz. Bu derdi kendine dert sahibi olarak kendinde bunu gören insanların yaptıklarına ve sözlerine bakacaksınız. Yoksa tutup da yani hizmetle, efendim ne bileyim teslimiyetle, evrat ile, zikir ile, ibadet ile alakası olmayan insanların sözlerinin bizim nezdimizde fazlaca bir kıymetlerinin olacağını zannetmiyorum. Olmaması lazımdır zaten. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kardeşlerim bizler gerçekten başta beyan ettiğim gibi bir velinin arkasından giden, gitmeye çalışan, elinden tutmuş bahtiyar insanlarız. Bahtı açık olan insanlarız. Şimdi ben burada Efendi Hazretlerine eğer burada anlatmaya kalksam, belki sabaha kadar anlatsam, yeminle kasemle söylüyorum ki onun Allah katındaki makamında şu kadarcık bir yükselme olmayacak. Bizim bu anlatmamızdan ötürü onun şanında, şerefinde bir yükselme olmayacak. Veya tümümüz oturalım burada, bağdaş kuralım, çaylar gelsin, yemekler gelsin gitsin, sabaha kadar Efendi Hazretlerinin arkasından verelim veriştirelim. Atalım tutalım, türlü türlü hakaretler, tezviratlar yapalım. Efendi Hazretlerinin makamında şu kadarcık bir tenezzül, bir düşüş vaki olmaz kardeşim. Çünkü onları seven Allah'tır. Eğer Allah sevdi ise onlar zaten başkalarının sevmesine itibar etmezler. Senin veya benim sevmem bana kar kazandırır, bana faide sağlar. Eğer onlar bizim sevgimizle, bizim teslimiyetimizle eğer kıymetler olmuş olsaydı diyebilirdim ki yeryüzünde en itibarsız, en şerefi olmayan insanlar bu zatlar olmaları icap ederdi. Öyle ya, bazen gönlümüz kayıp efendim ters dönebiliyoruz yani. Ters dönmemizde onlar da ters dönmüş olsalardı şu anda yeryüzünde bir tane evliyanın olmaması icap ederdi. Öyle ki Allah onların muhabbetini kendi zımmına almıştır. Onlar beni muhtemledir. Hatta bazı kutsi hadislerde evliyayı tahte kubabi, evliyam benim dostlarım, benim gök kubbemin altındadır. La yarifuhum gayri, onu onları benden başka kimse bilemez diye bir takım beyanlarına Rabbimizin şahit oluruz. İşte bunlardan anlıyoruz ki yani senin veya benim sevmem sadece bana fayda sağlayacak bir şeydir. Allah'ımıza veya Allah'ın veli kuluna bunun hiçbir faydası yoktur kardeşim. Efendi Hazretleri geçen Çorum'a geldiğindeki yaptığı konuşmasında ne dedi? Nice enbiyalar var ki hiçbir tane ümmeti yok. Yani bir tane ümmeti olmayan enbiya mevcuttu. Ve onlar yarın kıyamet gününde Allah'ın huzuruna getirilirken yanlarında bir tane ümmeti olmadıkları halde geleceklerdir. Peki bunun ümmetinin olmaması onların şereflerinin düşüklüğüne delalet eder mi? Hayır. Onlar zira bir ömür boyu çalıştılar, çabaladılar, hizmet ettiler, insanlara Allah'ı anlattılar, irşad ettiler, doğru yolu gösterdiler, insanları anlamadılar, anlamamakta ısrar ettilerse artık yapılacak bir şey kalmamıştır. Kardeşlerim, belki içinizde konulara yani o gündeme dair bir takım yani meselelerden haber olmayan kardeşlerimiz ne konuşuluyor, neyin nesidir falan diye sorabilirler. Yani gayet de doğal bir şey bu ama şöyle bir şey var. Kardeşlerim nasıl ki şu anda bu FETÖ terör örgütü denilen güruhun efendim bizim ülkemiz üzerindeki oynamış oldukları oyunlardan ötürü bizim devletimizin sabreti, şevketi elinden almak istendiyse aynen kardeşlerim bu oyunun bir uzantısı cemaatimizin içine ulaşmıştır. Ve Efendi Hazretlerimizin şahsiyeti, onun şerefi ve şanını bunu yapmaya muktedir olamayacaklarını bildikleri veya bilmedikleri de halde olabilir. Yani itibarsızlaştırma çalışmalarına şahit olmaktayız. Kulaklarınızı yani bu manada iyi açmanızı istirham ediyorum. Yani deniliyor ki işte efendi şunları niye böyle böyle yapıyor? Efendi burada niye böyle böyle konuşuyor? Yani divanda efendimin üstadımızın dediği gibi efendiye efendi oldular efendim dediği gibi bunlar efendiye herhalde kendi rotalarına göre yönlendirmek ona efendim bir takım öyle yön tayin etmek durumunda olan insanlar olarak kendilerini görüyorlar galiba. Peki bunlar haklı salahiyetleri var mı? Yok kardeşim öyle bir şey olabilir mi? Eğer sen evliyaya kendin yol verecektin, niçin onun elinden tuttun? O senin elinden tutsaydı. Veya sen kendin bu kadar yetkin, olgun, kemal sahibi bir insansın. Niçin bu kadar seni bu kapıda bekledin? Çık meydana da insanlar merdane görsün, yiğit görsün, tutsun senin elinden de cennete götürsen onları. O kadar çok biliyordun. Doğru mu arkadaşlar?
Dünden bir kardeşimiz, Çorum'dan bir kardeşimizle konuşuyorum. Bana dedi ki, hocam dedi, yani bıraktım diyenlerden birisi yani. Bıraktım diyenlerden birisi. Efendi Hazretleri demiyor, efendi diyor. Yani böyle bir soğuk ve hurudetli bir hitap bu. Efendi. Yani efendi dersin ya, hani böyle tanımadığına, efendi. Hani kendine dikkat et, yani o sözde bir sıcaklık bulamıyorsun. Bir muhabbet yok, bir yakiniyet yok. Yani işte efendim, efendi hazretlerimiz dediği zaman bir sahiplenme var bunun içinde. Yani şöyle oldu, kardeşlerim dedi ki bana, ya hocam dedi, efendi niçin siyaset yapıyor dedi. Sen dedim, hakiki siyaset yapacak adamı siyasetten men ederek, siyaseti Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi, Euzu billahi mineşşeytanı ve siyaset dediği, siyasetin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dediği, o siyasetin gündemde olmasını mı istiyorsun dedim. Öyle ya, evliya siyaset yapmayacak da kim yapacak? Bir, sen dedim Mevlana'yı sever misin? Aynen bunu sordum kendisine. Sevmem olur mu hocam dedi, tabii seviyorum. Peki dedim, Mevlana'nın fihi ma fih denilen bir eseri vardır. Bu eseri duydun mu? Duymadım hocam. Duysaydın, bir de okusaydın bunu bana sormazdın. Zira dedim Mevlana Hazretleri o eserinde o zamanla Selçuklu efendim hükümdarlarına, o zamanın efendim vüzerasına, sadrazamlarına mektuplar yazmış, onlara nasihatlerde bulunmuş, onlara yön tayin etmiş, yol göstermiş, yanlışlarını onlara yüzlerini mektup tarikiyle beyan etmiştir. Tabiri caizse Mevlana Hazretleri zamanında güzel bir siyasetçiymiş dedim. Anladın mı kardeşim? Efendi Hazretleri yaptığı konuşmalarında, zikir öncesinde vesaire konuşmalarında sürekli vurgusu ne üzerine kardeşlerim? Bizim derdimiz, bizim davamız Mevlana'ların, Yunusların, Hasan Hüsamettin Uşakilerin anladığı İslami bir anlayışı Türkiye'mizde ve tüm dünyada hakim kılmaktır. Bunu söylüyor mu? Sürekli söylem ve gündemi bunun üzerine kuruldu. Şimdi peki siyasilerimizden biz bu manada bize açılan bir kapı gördük mü? Görmedik yani. Anlayış, yakınlık göstermediler. Ha belki kendilerine göre gerekçeleri olabilirdi. Ancak kardeşlerim şunu ifade etmek istiyorum. İşte Efendi Hazretleri'ni eleştiren insanların ben Mevlana'ları bile iyice tanıdıklarına inanmıyorum. Yunusları iyice tanıdıklarına inanmıyorum kardeşlerim. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Biraz yaklaşayım. Hatta şu kadarını söyleyeyim kardeşlerim. İyi dinleyelim Allah için. Şu anda eğer ki Efendi Hazretlerimize şikayet eden, ondan bizar olan, onu beğenmeyen insanlar, kasemle söylüyorum, İbrahim İpek Efendi Hazretlerimizin yanında olmuş olsalardı, tekrar ediyorum, dikkat edin, şu anda Efendi Hazretlerine itiraz eden, şu anda Efendi Hazretlerine efendim itiraz edip ona karşı lakayt davranan, onu beğenmeyen insanlar, kasemle söylüyorum, eğer İpek Efendimizin yanında olsalardı, Hüsnü Gülizar Hazretleri'nin yanında olsalardı, kasemle söylüyorum, onu da beğenmeyecekler, onlara da laf söyleyeceklerdi. Ben biliyorum çünkü. Hatta isim, ben burada isimle konuşmak istemem. Öyle kardeşlerim var ki şu anda bıraktı, bırakacak. Belki bıraktı, bilmiyorum. O kardeşlerimizi ben çok iyi tanıyorum. Onlar İpek Efendim hayattayken onu da eleştiren insanlardı. Ne yazık ki şu an üstadımızı da eleştirmekteler ve ona karşı da efendim pervasızca efendim böyle laflar konuşmaktalar, ileri geri sözler etmektedir kardeşlerim. Peki yani bu insanlara sormaz mıyız biz kardeşim? Sana, senin beğeneceğin biz insanı nerede bulacağız? Herhalde sen kendi işkembeyi kübranı çok beğeniyorsun. Nefsini beğeniyorsun. Hevana meftun olmuşsun. Hevandan başkasını görmediğin içindir ki hakiki evliyayı tanıyamıyor, onun sıfatlarını bilemiyorsun kardeşim. Allah uyanıklık versin diyelim. Ne diyelim kardeşlerim? Evet. Benim bildiklerimi bilseniz diye konuşanlar var. Bunlar mı? Niye evet. Böyle konuşuyor? Söyleyelim yani. Şimdi söyle diyorum başına. Bildiğin ne? Ya işte gerek yok. Bak şimdi. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. O sözler var ya, o sözler, yani o söz sahipleri şu an, yani demin başta ifade ettiğim gibi, yani 20-25 senedir şu kapı içindeyiz kardeşlerim. Allah bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Cümlemizi ayırmasın. Amin. Bu 25 senelik süreç içinde
süreç içinde yani Efendi Hazretlerimizin hem çok yakınında bulunduk. Belki Zekavi kadar da olamayız ama yani çok yakınında bulunduk. İbrahim İpek Efendi Hazretlerimizin çok yakınında bulunduk. Haftada belki 3 gün, 4 gün onun yanında, sofrasında, kapısında, eşiğinde oturmak nasip oldu bizlere. Böyleyken o efendim benim bildiğimi bilseydiniz diyen insanların dayandıkları yegane dayanak ve istinat ne biliyor musunuz? Hep filanca şahıs. Hani adamın biri şöyle konuşurmuş. Anlatırmış. Hep de böyle efendim içi boş şeyler anlatırmış. Yalan dolan anlatırmış. Hep dermiş ki filanca da şahitti, rahmetli oldu dermiş. Hep rahmetli şahitli getirirmiş. Kardeşim bir de rahmetli olmayan adamdan şahit getir de adamı çağıralım da soralım yani. Nerede bu adamlar yani? Nerede bu? Efendim hep ben biliyorum diyen insanlar. Kasemle söylüyorum kardeşlerim. Üstün Gülizar Hazretleri'nin hayatını okumanızı tavsiye ederim. Gülizar Hüsniye kitabını biliyorsunuz. O kitabı hele de şu zamanda ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum kardeşlerim. Onu okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Hüsnü Efendimiz'e, o mübarek Efendimiz'e ne efendim eziyetler yapmışlar. O Müdü köyündeki camiyi yaptırırken o zaman köyden, o tebaadan bir zamanlar muhtarlık yapmış bir insan efendim Hüsnü Efendi hakkında bu cami için efendim para topladığını söylüyor. İnsanların cebinden paralarını alıyor ve bununla kendine mal mülk ediniyor diye onun hakkında aynı iftiraları yaptılar. Hatta mahkemeye çıkarılmış, hakim önünde, hakim kadı savcı neyse baksa ki dedi ya bunu yapacak adam değil. Demiş ki adamın tipine sen demiş bunu nereden aldın? İşte efendim böyle duydum, şöyle dediler, böyle anlattılar. Demiş ki defol git bir daha demiş. Bu şekilde bu efendim böyle bir zat hakkında böyle bir iddiada bulunmaktan utanmıyor musun deyip onun huzurundan def etmiş kardeşlerim. Ve o adamın akıbetinin de okuduğumuz kaynaklara göre iyi olmadığı hakkında bilgiler ulaşmıştır bizlere. Yani demek istiyorum sen evliyaya böyle der misin? Ben şu kadar söyleyeyim sizlere. Mevlana Hazretleri. Evliyayla ilgili sen mesela çoğunda duydun. Evet onlar da söyleyeyim inşallah. Mesela Mevlana Hazretleri hakkında. Şu an ben onun hakkında söyleyenden 3 tane şey söyleyeyim sizlere. Çok sağlam bir zat. Onun velayet hakkında hiçbir kimsenin şüphesi olamaz. Efendi Hazretlerimizin hakkında kimsenin şüphesi olmayacağı gibi. Mevlana Hazretlerine ben söylenen iftiraları söyleyeyim kardeşlerim. Azıcık bakın göreceksiniz bunları. O mübareğe eşcinsel dediler. İddialar var. O mübareğe Moğol ajanı dediler. O mübarek hakkında efendim dediler dini tahrif etti, dinin aslını değiştirdi, kendini peygamber makamını koydu ve bu milletin dinini, imanın elinden çaldı dediler. Bu 3 tane hakareti görebiliyor musunuz? Bak aynısı Allah-u Teala Kur'an-ı Hakim'inde bazı Habibini teskin eder kardeşlerim. Der ki Habibine ayet-i kerimeyi hatırlayabilirsem ifade etmek istiyorum. Ya eyyühen nebiyyü, ey benim peygamberim, ey benim la yahzunke kavluhum. Onların sözleri seni üzmesin sakın. Niçin üzülüyorsun? Niçin mahzun oluyorsun? Ve yukezzibuke, onlar seni eğer yalanlıyorlar iseler, eğer seni kabul etmiyorlar iseler, ve yukezzibuke fekad kuzzibet rusulun min kablik. Bil ki senden önceki peygamberleri de onların ümmetleri yalanlamıştı. Allah ona teselli ediyor Habibini. Sen niçin gönlünü vuruyorsun? Niçin üzülüyorsun ey Habibim? Bu tebşirat, bu efendim düzeltme, bu tasihat, üstadımız hakkında, evliya hakkında da caridir kardeşim. Allah bildiğin kullarına öyle diyor. Ey benim dostlarım, niçin mahzun oluyorsunuz? Sizden önceki o nice Abdülkadir Geylanileri, o Mevlana'ları, o Muhyiddin Arabileri, onları da yalanladılar. Onları da tenkit ettiler. Muhyiddin Arabi hakkında demediler mi? Şeyhul Ekfer, en büyük kafir demediler mi? Ya dolayısıyla kardeşlerim üstadımıza da yani Allah'ımızın böyle bir yani tesellisi vardır. Dolayısıyla kardeşlerim biz bu ayetler çerçevesinde ve bu anlattığımız hakikatler efendim çerçevesinde muadesinde şunu söylemek istiyoruz ki ne duyduysanız ne kadar efendim bazı insanlar çıkıp sen benim bildiğimi bilsen bir bilsen diye söyleyin insanların kardeşlerim say bakalım desen en fazla 3'e kadar sayar. O 3 tane saymış olduğu şeyin 4.'sü kesinlikle yoktur. Ve o söylemiş olduklarının şeylerin iddialarının hepsinin de altı boştur.
fostur, asılsızdır, mesnetsizdir kardeşim. Onlardan birisi bu siyaset meselesiydi. Evet, o mesele anlaşıldı değil mi? Evlilik noktasında. Mesela İpek Efendi, Efendi Hazretlerimizin ikinci evliliği meselesi. Ya bu kadar, bak ben şunu söyleyeceğim. Sadece onun şer'i noktadaki cevabını vereceğim. Onun çok geçerli izahı var. Olmakta zorunda değil ama sadece fıkhi bir size efendim, yani bir burada itikadi bir meseleyi paylaşmak istiyorum. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mu'minun. Andolsun ki müminler felaha kavuşmuşlardır. Onlar kurtulmuşlardır. Der, o müminlerin vasıflarını sayar sayar sayar. Bakın neler biliyor musunuz? Vellezinehum. O müminler ki lifurucihim hafızun. Hafizun. O müminler ki ırzlarını, namuslarını muhafaza ederler. Dinleyin bakın kardeşim. O müminler ki ırzlarını ve namuslarını muhafaza ederler. Devamında ne diyor biliyor musunuz? İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin. Dikkat edin. Onlar, o müminler ancak kendi eşleri, zevceleri ve kendi sağ elinin altında bulundurdukları müstesna ırzlarını, namuslarını, dışarıda kalan tüm kadınlara karşı korurlar, muhafaza ederler. Devamında fe innehum gayru melumin. Bundan dolayı da onlar kınanmazlar. Şimdi bakın fıkıh kitaplarına, kardeşlerim, bir mümin diyor, bir mümin ikinci evliliğini yapsa, emir değildir bakın, ikinci evlilik emir değildir, müsaadedir. Bir adam ikinci evliliğini yapsa ve bir mümin kardeşle dese ki bu adam nefsani bir evlilik yaptı, hiç gerek yoktu, niye yaptı diye kınasa, bunu Cübbeli Ahmet Hoca Efendi de anlattı kardeşlerim, bunu diyen adam kafirdir. Allah ne diyor? Allah ne diyor? فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Onlar kınanmazlar. Allah kınan, ben onları kınattırmam diyor ya. Sen nasıl olur da kınarsın? Bak bu sadece fıkhi bir burada hüküm. Kaldı ki Efendi Hazretlerimizin ben niçin evlendiğini onun dilinden kısaca nakletmek isterim. Çünkü çok dillerini doladılar. Böyle bir şey olamaz kardeşim ya. Allah فَنْكِحُ مَا دَعْبَ لَكُمْ. Verelim. فَنْكِحُ مَا دَعْبَ لَكُمْ. Ben bakın ayet hadiste konuşuyorum kardeşim. Minen nisai, mesna ve sülase ve ruba. Efendim ayet-i kerimede kadınlardan diyor, kadınlarınızdan size nikaha düşen kadınlardan dilediğiniz takdirde ikişer, üçer, dörde kadar evlenebilirsiniz diyen, müsaadeyi veren Allah'tır. Bu emir değildir ha. Ben dört evleneceğim şeklinde bir emir Allah bize vermemiştir. Müsaade tanımıştır. Dörtten fazlası zaten yoktur. Hem şunu söyleyelim, Hazreti Ali Efendimizin hanımı Fatıma annemizi değil, ilk hanımı. Kimin kızıydı? Aleyhissalatü vesselam. Kardeşlerim, okudunuz mu ki bilmiyorum da, Fatıma annemiz ne zaman vefat etti? Resulullah Aleyhissalatü vesselamın vefatından 6 ay sonra. Ve ne oldu biliyor musunuz? Öğleyin vefat etti, defnettiler. Hazreti Ali kerramallahu veçe, hiç bilmiyorsunuz bunları. İkindi vaktinde yeniden evlendi. Aynı gün. Hadi ona da laf söyleyin. Ne hevasına düşkün adam bu Ali ya. Ne kadar şehvet peres bu Hazreti Ali ya. Diyen adam cehennemin dibine gitmeyi hak eder kardeşlerim. Sen tutup Efendi Hazretleri hakkında hiçbir şey söyleyemezsin. Hadi bakalım. Size demiyorum ama o laf konuşanlar gelsinler de bir laf söylesinler yanımıza. Evet. Efendi Hazretlerimizin bak İpek Efendim ya ben anlamıyorum. Onun ehli beytinden bile çıkıp bunu anlamayan insanlar var. İkinci evliliğini eleştiren insanlar var. Kardeşim sen ya sen kendin yani babanı mı tanımıyorsun ya? Dedeni mi tanımıyorsun ya? İpek Efendim bile yani ikinci evlilik yapmıştı. Hüsnü Gülzar Hazretleri 3-4 yani Necip Efendi'den duydum. 4 tane hanımı vardı. Yani bunlar tabii vefat etti. Bir anda 4 tanesi yoktu. Yani vefat etti, evlendi, vefat etti, evlendi. Ne var bunda kardeşim ya? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaade eylediği, onun ashabının bizatihi bunu hayatında uygulamış olduğu bir fiili. Sen nasıl böyle yanlış şeylerle yorumlar, yanlış laflarla efendim bunu değerlendirirsin? Öyle tezgiratlar işitiyoruz ki Allah bu lafı söyleyenlerin bu sözlerini gün gelecek göreceksiniz kardeşlerim. Onların efendim ağızlarının içine sokacaktır bunu.
Ben öyle insanlar biliyorum ki zamanında kendi evlerinde Efendi Hazretlerimizi misafir ettiler. İkramlarda bulundular. Yemekler yedirdiler. Bu adamlar ne kadar hain adamlarmış ki bak canlı yayın yapılıyor. İnşallah bunu izliyorlar değil mi şu an? Yok şu an izlemiyorlar. Ben sadece kayıt. Yani bunu atalım dinlesinler. Belki arkadaşlar olarak tanımışlardır. İzlesinler. Canlı kayıt hiç aklıma gelmedi. Yemek yediren adamlar Efendi Hazretlerimizin lokmalarını saymışlar. Lokmalarını. Çok iyi demişler. Bir Allah'tan korkasacılar. Yani bu lafı söyleyecek bir insanın ancak Firavun kadar adi bir insan olması icap eder. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Peki bu insanların tam ben kafaları bulanan insanlara da bir şey demiyorum. Kafaları dönen insanlara da bir şey demiyorum. Bu insanların sözüne kanarak bir insan şu mübarek yolu, şu mukaddes yolu terk etse bu ne kadar doğru bir iş yapmış olabilir Allah aşkına? Soruyorum sizlere ya. Allah aşkına kardeşlerim biraz insanın akıllı olması icap eder. Bakın bir hadis söyleyeceğim sizlere. Bu hadis Buhari'den efendim Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadistir. Sahih bir hadistir. Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'aytum min ba'di ihtilafen kesira. Ey ashabım benden sonra sizler çok ihtilaflar göreceksiniz. Çok karşılıklar göreceksiniz. Yani bu günleri işaret etmiş aleyhissalatü vesselam. Peki devamında ne diyor? Usikum ey ashabım o zaman da ben size tavsiye ediyorum. Aleykum misavadil azam. Ben size o efendim sevada azam denilen o büyük çoğunluğu size tavsiye ediyorum. Büyük çoğunluğu sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar soruyorum sizlere. Hadis gayet açık. İhtilaflar zamanında nerede bulunmamız gerektiğini anladık mı? Nerede bulunacakmışız? Çoğunluk neredeyse orada kardeşlerim. Zira aleyhissalatü vesselam la teçteni'u ümmeti alet dalale. Benim ümmetim dalalette sapıklıkta içtima etmez. Bitti. Efendi Hazretlerimizin yanında çoğunluk var mı? Var. Var mı arkadaşlar? Var. Eyvallah. O zaman biz onun yanındayız kardeşlerim. İnşallah. Çünkü aleyhissalatü vesselam ihtilafın olduğu o her cümercin yaşandığı zamanlarda ümmetimin çoğunlukta bulunduğu yerden ayrılmayın demiştir kardeşlerim. Bu tavsiyeyi peygamberidir. Buna uymak icap eder. Peki bu ayrılanlar ne işin derdindedirler? Nereye gitmektedirler? Hangi kavle efendim itaat etmektedirler? Biz burada hadislere uyuyoruz. Biz burada evliyaya uyuyoruz. Biz burada Kur'an'a uyuyoruz. Peki onlar neye uyuyorlar yani? Duydukları iddia. Bak ben size Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında bir olay nakledeceğim. Huneyn gazvesi ve müthiş bir ganimet elde edilmiş. 6000 tane efendim at, deve, efendim belki onlardan daha fazla sırtlarında yükleri bulunan altınlar, mücevherler, köleler, cariyeler. Yani hiçbir savaşta bu kadar ganimet elde edilmemiş. Ganimetler o Cirane mevkiine gelinmiş, orada taksimat yapılacak. Orada taksimat yapılırken aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'den gelip böyle yeni Müslüman olmuş, olmaya meyilli, daha olmamış ama olmaya meyilli insanlara ganimetleri taksim ediyor. Çok çok veriyor onlara, bol bol veriyor onlara. Tamam mı? Dağıtıyor. Ensardan böyle aklı öyle tam yetişmemiş, böyle bir 3-5-10 tane genç delikanlı o meselenin yani mahiyetini anlayamadıkları için şu lafı münafıkların da tezviratıyla söylemeye başlıyorlar. Diyorlar ki işte Muhammed işte Resulullah hata yaptı. Niçin mi? Biz daha kılıçlarımızda o Kureyş kabilesinin kanları kurumamışken, biz peygamberin arkasında durmuşken, herkes onu reddettiği halde biz ona kapılarımızı açmışken, o ganimetlerin dağıtılmasına gelince bizi unuttu. Götürdü efendim böyle Müslüman olmayan, yeni Müslüman olacak insanlara malları, ganimetleri dağıttı. Haksızlık yaptı dediler. Oysa ki biz bunu hak etmiyoruz dediler. Bak şu söyleme bakın siz. Peygamber'e böyle demiş kardeş. Sen ne diyorsun? Efendi Hazretlerine neler desinler? Ve aleyhissalatü vesselamın kulağına bu gittiğinde çok böyle mahzun oldular. Çıktılar o insanların önüne. Ensar var, muhacir var. Dediler ki ey insanlar.
Dedi ki ey Ensar dedi. Siz deseydiniz ki biz sana yok zamanlarınızda kapımızı açtık. Eyvallah doğrudur derdim. Herkes seni reddederken kapımızı sana açtık. Biz seni kabul ettik deseydiniz. Eyvallah doğrudur derdim. Lakin siz benim taksimatımdaki mahiyeti anlayamadan bana haksızlık isnat ettiniz. Onlar yeni Müslüman insanlardı. Onların kalplerinin İslam'a dönmesi için onlara bir takım atiyelerde bulundum. Fazlaca verdim. Onlar memleketlerine dönerken yanlarındaki koyunlar, davarlar, atlar ile dönecekler. Siz Resulullah ile döneceksiniz. Ben size kafi değil miyim? Yetmiyor muyum dediklerinde hepsi pişman oldular. Ağladılar, feryadı figan ettiler. Bizi bağışla ya Resulullah dediler kardeşler. Peki işte bak bundan ne çıkıyoruz? Şimdi mesela Almanya'dan bir tane Alman prensi geldi değil mi Kasımpaşa'ya? Aman Allah'ım, o efendim onun posta oturtturmuş, efendim ona taltif etmiş. Bu efendim yok biri diyor ki, ben dervişim diyor. Nasıl dervişsin sen efendim geliştirmeye kalkmışsın? Sen baştan gol yedin mi? Ben derviş iken diyor, ayağımız o posta dokunsa kendimizi günahkar addediyoruz. Adam tutup Müslüman olmayan adamı getirip o postun üstüne oturtuyor. Kardeşim sen İslam'ı bilmiyorsun. Aleyhissalatü vesselam müellefe-i kulub denilen kalpleri İslam'a ısındırılacak insanlara ayrı bir özellik vermiştir kardeşlerim. Hatta size Mevlana'dan bir misal vereyim. Mevlana Hazretleri bir keresinde kardeşlerim böyle yolda giderken karşısına bir tane papaz, rahip gelmiş. Hristiyan, Müslüman değil. Onu görünce mübarek Mevlana Hazretleri o papaz bunun eline doğru böyle gelmiş rahip öpmek istemiş. Mevlana Hazretleri de o öpmeden hızlı davranıp o pederin papazın elinden öpmüş böyle. Tamam mı? Ve dönüp kendi ihvanına, kendi talebelerine demiş ki kardeşlerim demiş. Tevazu demiş benim dinimin bir meyvesidir. Öyle tevazu bizim dinimizin değerlerindendir. O tevazuyu ben bir rahibe kaptırmazdım demiş. Bir. Ve ondan sonra o efendim bu sözü işiten rahibin de rivayetlerde görüyoruz ki İslam'da müşerif olduğunu biliyoruz kardeşim. Yani sen arkasını bilemezsin ki Efendi Hazretleri efendim öyle basiretli bir insandır ki eğer o insanın hidayetine tabii ki yani bunu açıktan yapıyor. Medya efendim aletleri, tüm kameralar çekmiş, resimler çekilmiş. Fetoş gizli öyle. Mesela aynen gizli görüşüm. Hiç kimsenin haberi var mı ondan mesela? Dediği gibi aynen öyle. Yani bir gizli kapaklı da bir iş yok. Ve bu adam eğer bir iman etmiş olsa ki Almanya ziyarette biz yoktuk ama orada efendim zikirler yapıldığında o prensin etkilendiğini, efendim kalbinin böyle tesirlendiğini Efendi Hazretleri'nin sohbetinden dinledik. Eğer o adam bir Müslüman olursa kardeşim o zaman bu laf söyleyenlerin ben suratlarını merak ediyorum. Herhalde Muş Muno'ya dönecektir yani. Yani Allah'ın izniyle Efendi Hazretleri boş iş yapmaz kardeşim. Yaparsa hürmetini onun hidayeti için yapar. Onun kurtuluşu için yapar. Ona merhameten yapar kardeşlerim. Başka bir amacı kesinlikle olamaz zaten. Efendim ne laflar. İşte efendim yok işte masonlar ele geçirmiş. Masonların dediğini yapıyormuş falanmış filanmış. Kardeşim, masonlar eğer kendisine yakın olan adamlara maddi destek sağlıyorlar. Benim Kırıkkale'de daha 100 milyar borcum var. Bitiremedim. Öyle bir şey olsa herhalde bu masonları biraz da para gönderir bize. Böyle bir şey olur mu ya? Sen neden bahsediyorsun yani? Bak bir televizyon kuramadık. Senelerdir Efendi Hazretleri. Nelerin derdinde, nelerin peşinde. Bizim de olsun bir lale gül gibi bir televizyonumuz. Onun derdinde. Sen neden bahsediyorsun yani? Neyse. Yani işte kardeşlerim. Ben şunu anlatacağım. Efendi Hazretlerimiz, İbrahim İpek Efendi Hazretlerimizden icazeti aldığı gün biz yerli köydeydik. Biz şahiniz. Niçin bunu anlatıyorum? Ve kardeşlerim, İbrahim İpek Efendi Hazretlerimiz